Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın adı anılmadan başlayan, besmele çekilmeden başlayan her iş kesiktir, eksiktir, noksandır. Biz de değerli izleyicilerimiz Euzu Besmele çekerek programımıza başlamak istedik bugün. Her zaman tabii ki Euzu Besmele çekerek başlıyoruz da bugün bu konuyu konuşacağımız için açıktan böyle Besmele'yi çekelim istedik. Öncelikle sizleri, ekran başında olan bizleri izleyen izleyicilerimizi selam, saygı, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yine bir huzur iklim programıyla değerli izleyicilerim sizlerle birlikteyiz. Bugün besmele konusunu değerli konuğumla konuşacağız. Konuğum, İl Müftü Yardımcımız İbrahim Kadıoğlu Hocam bizlerle birlikte. Ben kendisine de hoş geldin diyerek programa başlamak istiyorum inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam teşekkür ediyoruz. Hocam Kur'an-ı Kerim'den sonra konumuzu konuşmaya başlayacağız. Öncelikle bir Kur'an-ı Kerim dinleyelim değerli hocamızdan. Değerli izleyicilerimiz, bugün bizlere Kur'an tilavetinde bulunacak olan hocamız Liman Mahallesi Yeni Cami İmam Hatibi Ersin Mehmet Akalın hocam bizlerle birlikte. Bizlere Meryem Suresi 7 ile 15. ayetleri inşallah tilavet edecekler. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Mikrofon sizde hocam, buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال ربك هو علي هين قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم الفاتحة. Evet değerli izleyicilerimiz, bu güzel Kur'an tilavetlerinden dolayı Liman Mahallesi Yeni Cami İmam Hatibi Mehmet Akalın hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim Kur'an yolundaki hizmetlerine daim eylesin inşallah. Hocamızı uğurluyoruz. Değerli izleyicilerimiz, başında da belirttiğimiz gibi bugün değerli konuğum İl Müftü Yardımcımız İbrahim Kadıoğlu hocamızla inşallah bugün Besmele'yi konuşacağız. Tabii Besmele her işimize başlarken söylememiz gereken Allah'ın adı. Dolayısıyla Peygamberimiz de bu minvalde bana ve Hazreti Süleyman'a başka peygamberlere indirilmeyen ayet indirildi diye hadisi vardır. İşte bu da nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Bu kelimeyi inşallah değerli konumla konuşacağız. Hocam, bugün güzel bir konuyu konuşacağız. Her zaman bir müminin ağzından düşmemesi gereken yaptığı her işte Allah'ı, tabii meşru işlerde Allah'ın adını anarak başladığı bir kelime. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de de ilk inen ayette de İkra Bismi Rabbikellezî halak. İkra diyor, oku diyor ve nasıl oku diyor? Yaradan Rabbinin adıyla oku. Bismi Rabbike. Yani burada Bismillah geçiyor. Dolayısıyla önemli bir kelime. Öncelikle hocam burada Bismillah'ın anlamıyla nedir? Bir başlayalım. Öncelikle bizleri takip eden, dinleyen değerli kardeşlerime buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Size de Mustafa hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bizi konuk ettiler. Sebebe kanalında çalışan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sohbeti, ilmi sohbeti bunların aracılığıyla tüm halkımıza ulaştırmak için çalışan arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu imkanları bize verenlere. Şimdi değerli kardeşlerim, konu çok önemli. Güzel bir konu Mustafa hocamız seçmiş. Her işin başı besmeledir. Her hayrın, her bereketin, her güzel işin başı besmeledir. Dolayısıyla bu konu üzerinde yoğunlaşacağız, evet, anlaşılan. Evet, inşallah. Besmele nedir? Bunun manası nedir? Hangi anlamlara geliyor? Bunun üzerinde önce duralım. Besmele şudur. Aslında oraya geçmeden önce ben şöyle bir benzetme yapayım. Şimdi dünyada meşhur markalar vardır. Efendim, meşhur markalarda mühürler vardır. Hani bu ürün falancı firmaya aittir veyahut da falancı kişiye aittir. Bir mühür taşır. Bir ismi vardır. Bir patent vardır. Patent hakkı vardır. Şimdi Allah da kainatı yaratan Allah. Her şeyi yaratan Allah. Aynen bu mühür gibi düşününüz. Yani bir mal, bir ürün elde ettiniz. Bunda bir kişinin ismi var, mührü var. Besmele de Allah'ın bütün kainattaki mührüdür aslında. Yani Cenab-ı Hak diyor ki, herhangi bir işe, yani mubah olan, helal olan, caiz olan, güzel olan herhangi bir işe başladığınızda besmele çekin. Nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ne demek? Ben Rahman ve Rahim olan, merhametli olan, acıyan, esirgeyen Allah'ın adıyla bu işe başlıyorum. Bunu söyleyin diyor. Bu bir haktır diyor. Bu Allah'ın kullar üzerindeki hakkıdır aslında. Senin yediğini, içtiğini, giydiğini, oturduğun evi, kullandığın arabaya varıncaya kadar her şeyi yoktan var eden, yaratan Allah'tır.
Evet. Dolayısıyla seni de yaradan Allah'tır. Bir işe başladığın zaman da Bismillahirrahmanirrahim de, hem burada Allah'ı zikrediyorsun, hem onun merhametli olduğunu, acıdığını, esirgediğini, koruduğunu, bak şimdi. Yani besmele aynı zamanda bir dua. Evet. Dua. Hocam o zaman şöyle bir hemen orayı biraz daha açalım. Yani Bismillahirrahmanirrahim derken orada dört kelime geçiyor. Evet. Birisi Bismi, Allah ismi geçiyor, Rahman ve Rahim ismi geçiyor. Evet. O zaman burada ne yapıyoruz? Bir Bismillah, Bismi ismi, Allah'ın ismi ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi. Dolayısıyla burada Allah'ın bir ismi azam ismi var. Allah ismi, ismi azam dediğimiz ismi. Daha sonra sıfatlarından Rahman ve Rahim olan sıfatlarını da söylüyoruz. Burada da bu sıfatların manası da çok geniş bir mana. Tabii. Çünkü merhametli olan, şefkat gösteren, bağışlayan tabii anlamlarına gelen daha çok şey söyleyebiliriz. Bunun yani gibi. Besmele'nin öncesinde bu yazıda olmayan, efendim genelde ama söylediğimizde ortaya çıkan, yani ene ebdeu demektir. Yani ben başlıyorum. Bir Bismillahirrahmanirrahim, besmele ile başlıyorum. Allah'ın adıyla başlıyorum. Ben besmele Allah'ın bir mührüdür. Efendim, Müslüman olan, mümin olan herkes, herhangi bir mubah olan, özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Helal olan, mubah olan, güzel olan, yapılmasında bir sakınca olmayan, yani faydalıdır, güzeldir, haram değildir. Faydalı güzel işlerde Bismillahirrahmanirrahim söyleyelim, bunu dilimize de öğretelim, kalbimize, evet, dilimize hocam, öğretelim. O zaman şöyle diyebiliriz, yani Bismillah çekemeyeceğin bir işi de yapma diyebiliriz yani. Bismillah çekemeyeceğin bir işi. Ben yıllar öncesinden Mustafa Hoca Edirne'nin bir ilçesinde müftülük yapıyorum. Ben işte İhlas Suresini manasını verirken tabi Besmele'den başladık. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyde besmele çekin söyledim. Bir yavru, küçücük bir yavru, böyle 6-7 yaşlarında var veya yok, şey yaptı, izin istedi, el kaldırdı. Hocam dedi, haram işleri yaparken de mi? Bak hiç yani unutmuyorum. Neyi düşünmüş? Yani o yavru... Helal haramı biliyor demek tabii, ki ya, o yaşta. Yani pardon, kötü bir iş yaparken de besmele mi çekelim? Yok yok yavrum dedim kesinlikle. Şimdi gerçekten bunu tahsislemek lazım. Haram işlerde, kötü işlerde, yanlış bir iş yaparken, insanları aldatırken, kandırırken, Allah'a yalan konuşurken, Allah, besmele yalan çekilmez. Konuşurken, gıybet yaparken, dedikodu yaparken besmele çekilmez. İşte Allah'ın haram saydığı kadar işler yaparken kesinlikle besmele çekilemez. Yani harama giden herhangi bir şeyde besmele çekilmesi bir manada Allah'la istihza etmek gibi, alay etmek gibi bir duruma, evet, insan düşer. Ama bunun dışında mubah olan her şeyde Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim demek değerli, her mümin üzerine vecibedir. Vecibedir. Hatta görevdir. Mesela besmele Kur'an'dan bir ayeti kerimedir. Evet. Kur'an'dan ayettir bu. Ve bu besmelenin tarihi sürecine baktığımızda, yani besmele yalnızca sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a başlamamış. Evet. Mesela Süleyman Aleyhisselam milattan önce 967 yıllarında yaşamıştır. 967 milattan önce Süleyman Aleyhisselam Filistin Kazze doğumludur. Kazze'de doğmuştur. Evet, o bölgede söyleyelim. Yaşamış. Filistin Kazze'de doğmuştur Süleyman Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam'ın oğludur. Orada yaşamıştır. Ve büyük bir devlet, güçlü bir devletin sahibidir o bölgede. Ve Yemen'de efendim Sana denilen, orada da bir devlet var, Sana devleti. Bu devletin başkanı da Belkis isminde bir kadındır o dönemlerde, evet, milattan önce. Ve Süleyman Aleyhisselam, işte bir anlaşmazlık, bir şey olmuş aralarında. Süleyman Aleyhisselam Belkis'e, yani evet, o kadını İslam'a davet etmek için o kadına, ona mektup gönderiyor. O kadına mektup yazıyor. Hı hı. Süleyman Aleyhisselam ve mektupta da şöyle başlıyor. İnnehu esnadullah, innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu Süleyman Aleyhisselam da aynı ifadeyi kullanmış. Yani Bismillahirrahmanirrahim mektubunun başına yazmıştır. İnşallah bu konuya geleceğiz. Yani besmele tüm peygamberlerin kullandığı mükemmel bir ayettir ve de bir şifredir. Ve de Allah'a bir duadır, ilticadır, yönelmektir. Ve zor bir şey de değil. Yani biz
yazarken, okurken, yemek yerken, içerken, evet, yatağımıza yatarken, kalktığımızda, işte elbisemizi giyerken, yani herhangi bir şey, işe başladığımızda, yani işte hayvanlara bakım için işte ahıra indiğimizde, evet, tarlada işe başladığımızda, konuşmaya başladığımızda, tabii memur görevine işte masa başına gelip işte ilk defa mesleğe başladığımızda, yani daha şeyden başlarsak yatarken besmele, kalkarken yani besmele, mubah olan, helal olan her şeyde bir Müslüman besmele diyecek. Bilsin değerli kardeşlerim, biz tabii Allah'ın bizim hakkımızdaki tasarrufunu bilemeyiz. Evet. Bize meçhuldür bu. Ama biz şunu biliriz ki biz Allah'a sığındığımız zaman, Allah'ın merhametine, affına sığındığımız zaman, yani iltica ettiğim zaman Allah da bizi koruyacağını. Bilemezsin, belki arabaya binerken, arabada inerken, uçağa binerken, inerken senin bir besmelen belki seni büyük bir kazalardan koruyacaktır, kurtaracaktır. Dolayısıyla bizler besmeleyi hiçbir zaman dilimizden eksik etmeyeceğiz. Kalbimize, dilimize bunu öğreteceğiz. Besmelesiz yapılan işler kesiktir, bereketsizdir. Tabii, bunu zaten bu hadis, söylüyor zaten. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kullu emrin zi balin lem yübde fihi bi bismillahi fehuve ekta' ev eczem ev ebter. Üç tane hadis-i şerif bu konuda çok dikkatimizi çekiyor. Sevgili Peygamberimiz diyor ki, herhangi bir iş, bütün işler veyahut da ona besmele ile başlanmadığı zaman, helal olan, güzel olan bir işe besmele ile başlanmadığı zaman onun sonunda hayır yoktur. Evet. Onun sonunda bereket yoktur. O uğursuzdur diyor. Dolayısıyla Müslümanın işi bereketli olması için, hayırlı olması için, güzel olması için besmeleyi de diline alıştırması lazım. Evet. Yani besmele zor bir şey değil, gayet kolay bir şeydir. Ama manası çok geniş bir manası var, büyük bir manası var. Biz bunu ihmal etmememiz gerekir. Evet. Her yani konuda. Biz ne yapıyoruz? Yani bize o imkanları veren birisini adıyla, yani o imkanları veren, o işi yapma imkanını da veren, bize o gücü, kudreti de, kuvveti de veren Allah'ı biz ne yapıyoruz? Gene bizi kendimize yardımcı olarak işimize katıyoruz. Şimdi bizler, şimdi burada hocam şunu da söyleyeyim. Zaten B harfini de alimler, işte bu dil bilimciler de B harfini oradaki, yani bundan önce yapılacak bir iş var ki biz ne yapıyoruz? Bu Bismillah'ı çekiyoruz. Yani biz işe başlamadan önce Bismillah'ı çekerek de, yani ondan önce o B harfinden önce bir iş var, yapılacak bir iş var. Biz ondan dolayı biz ne yapıyoruz? O Besmele'yi çekiyoruz. Yani Besmele'yi söylüyoruz. Allah'ı anıyoruz, Allah'ı hatırlıyoruz aslında burada. Şimdi herhangi bir işe başlanıldığı zaman, yani besmele çekilmesi, ben Rahman ve Rahim olan, merhametli olan, açıyan, esirgeyen Allah'a sığınıyorum. O beni koruyacak. Onun adıyla bu işe başlıyorum. Onun adıyla başlıyorum. Yani Allah'ın rahmetiyle, bereketiyle bu işe başlıyorum. Bir Allah'a duadır, bir sığınmadır, Allah'tan bir istektir. Dolayısıyla tüm Müslümanlar Allah'a bu şekilde işlerine başlarsalar belki daha bereketli, daha hayırlı, belki daha kazançlı, belki gelebilecek olan kazalardan, belalardan, musibetlerden belki daha fazla korunaklı bir hale gelecektir. Onun için sevgili Peygamberimiz de herhangi bir işe, mubah olan, helal olan herhangi bir işe besmelesiz başlanırsa onun sonunda hayır yoktur. Evet. Hocam evlerinize girerken, yani bunu şeytanla da bağdaştırıyor. Besmele çekilen işe şeytan da oradan uzaklaşır diyor. Şimdi evlerinize girerken, eğer besmele ile evinize girerseniz şeytan oraya uğramaz diyor. Ve bir yemeğe de besmele ile başlarsanız o eve de, o yemeğe de şeytan karışamaz diyor. Aynı şekilde yani bunu da orada sahabilere de sıkı bir şekilde tembihliyor. Tabii. Mesela Nuh Aleyhisselam kemisini besmele ile yüzdürmüştür. Evet. Esenize olarak Bismillahi mecraha ve mürsaha şeklinde ayet-i kerime bunu anlatıyor. Yani onu yüzdürecek olan tabii, da bir menzile vardıracak olan da Allah'tır. Allah'tır diyor. Yani Nuh'un gemisinin büyüklüğü bir ağrı dağı kadar işte. Evet, araçlarımıza binerken de bu duayı aslında bu tabii, ayeti okumamız kesinlikle lazım. Kesinlikle. Bunu yani, da öğrenmemiz lazım. Herhangi bir taşıt, herhangi bir araç, taşıt, yani evet, ne olursa olsun. Kısacası
Yani tekrar tekrar belirtiyoruz. Mubah olan, helal olan tüm bir işi yaparken elbise giymekte, besmele çek canım. Çıkarmada bir kenara korken besmele çek. Ayakkabılarını giyerken, eve girerken, evden çıkarken, evet, yatarken, kalktığında. Yani her halükarda besmeleyi çekmemiz gerekiyor. Bu çok önemli değerli kardeşlerim. Bir manevi skordadır. Bir Allah'a sığınmadır, ildiçadır. Dediğim gibi bilemezsin, belki bu kelimeden dolayı hem sevap kazanıyorsun hem derece kazanıyorsun. Belki Allah'ın sana karşı merhameti, efendim koruması veya kazancı belki ona göre daha fazla olur. Hocam zikir diyoruz ya, aslında besmeleyi her zaman bu şekilde meşru işlerimizde kullandığımız zaman aslında zikri de yerine getirmiş oluyoruz ya bir nevi. Ayrıca tutup da hani tamam yapılabilir ama şu kadar Sübhanallah dedim, bu kadar La İlahe İllallah dedim, bu kadar şunu dedim. Den ziyade bunları her işimizde besmeleyi söylediğimiz zaman zaten her işimizde zikri yerine getirmiş oluyoruz. Ve o işimizde ibadete dönüşmüş, o ibadette sevaba dönüşmüş oluyor sonuçta. Şimdi mutlaka, şimdi Kur'an'dan ayet-i kerimedir. Kur'an'da beyan geçiyor. Efendim Peygamberimiz bu konuda çok vurkulu hadis-i şerif irad etmiştir, buyurmuştur. Besmele bizim hayatımızda olmasa olmazlarımızdır. Hem icap ederse evlerimizde hani bir besmele hat yazısı vardır. Dükkanlarımızda vardır. Kazanç yerlerimizde vardır. Besmeleyi hatırlamak için bu gibi yazıların olmasını ben şahsen güzel görüyorum. Evet. Çünkü hemen görünce okuyorsun. Bu Bismillahirrahmanirrahim'dir. Güzel bir efendim güzel bir hatırlatmadır. Güzel bir hat yazısıyla yazılmış böyle bir yazının evlerimizi süslemesi, duvarlarımızı süslemesi çok güzel bir şey. Hem bize hatırlatma hem de evimize bir berekettir. Tabii bir berekettir ve Allah'ın adını efendim hatırlatıyor, besmeleyi hatırlatıyor her zaman karşında. Ben bunu da çok seviyorum. Evet. Yani hatta olmasını canı gönülden arzu ediyorum. Hat sanatçılarımız, işte bu işlerle uğraşan kişiler güzel şekilde onu yazıyor ve çerçeveliyor, güzel oluyor. Dikkat edilirse Kur'an-ı Kerim'deki Tövbe suresi hariç tüm süreler besmele ile başlamıştır. Bismillahirrahmanirrahim ile başlamıştır. Yani bu besmelenin ne kadar önemli, ne kadar büyük olduğunu anlatması bakımından, evet, yeterlidir. Bizim büyüklerimiz, yaşlarımız, ben çocukluğumda kendilerinden dinlerdim. Her zaman Bismillahirrahmanirrahim söylerdiler. Günümüzdeki gençlerimiz yani bunu dillerine alıştırmaları gerekir. Evet. Söylemeleri gerekir. Çünkü hayatımızdaki risk alanları arttı. Yani işte başta trafik olmak üzere, iş kazaları olmak üzere. Mesela her insan işe başlamazdan önce herhangi bir iş, yani herhangi bir iş, أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bismillahirrahmanirrahim deyip Allah'a sığınsın, ona bir manevi skordasını bağlasın, ondan, evet, sonra o işe başlasın. Daha da huzurlu olur, daha bereketli olur, daha güzel olur. Belki yaşayacağı bir olumsuzluğu da bu şekilde engellemiş olabilir, evet, veyahut da hafifletmiş olabilir. Onun için mutlaka أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bismillahirrahmanirrahim ayetini okuyarak başlayalım. Evet, siz beni anın ki ben de sizi anayım. Yani anma da nedir? Fezgurûni edkurgum ve şkurûni. Dolayısıyla evet, anma da besmele bir anmadır sonuçta. Tabii besmele, tabii. Allah'ın orada üç tane ismi geçiyor. Bir, Bismillah'taki Allah. İki, Rahman. Üç, Rahim. Rahim. Tabii. Biri ismi azam, ikisi de sıfatlar tabii, olmuş tabii, oluyor. Tabii tabii. Tabii biz orada Allah'ı zikretmiş oluyoruz. Evet. Dolayısıyla Allah'ın bizi zikretmesi, hatırlaması nasıl olur? İşte dediğiniz gibi belki bizim bilmediğimiz müşkülatlarımızı çözerek, bizim tabii, yani farkında olmadığımız başımıza gelecek bir musibet veya işimizi kolaylaştırma noktasında tabii, Allah'ın da bizi almasıdır. Sonuçta her şeyi yaratan, gözeten Yüce Allah'tır. Yani bizi yaratan Allah, rızkımızı veren Allah, büyüten Allah, kaşımızı, gözümüzü,
aklımızı, burnumuzu, dilimizi, el kolu, ayaklarımızı... Şurada konuşmamıza vesile olan da Allah'tır. Tabii tabii. Sonuçta bize fırsat vermiş. Adım atmamıza tabii vesile olan, biz şey yapan fırsat. Buraya yani sağ selim gelemeyebilirdik. Vefat edebilirdik, evet, ölebilirdik, başka bir kaza geçirebilirdik. Hani bu fırsatları da bize Allah tanıyor. Hocam sadece demek ki o zaman burada şunu da zikretmek gerekiyor. Bismillah dediğimiz zaman, Bismillah sadece o bitmiyor. Elhamdülillah demek de lazım o zaman. Bir işi yaptığımız zaman aslında sonuçta. Aslında şimdi benim çok dikkatimi çekiyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte eskiden Bizans kralına olsun, işte Necaşi'ye evet olsun, İran devlet başkanına olsun yani Farisilere, Çin devlet başkanına olsun ve Arap Yarımadası'ndaki krallıklara veya mektuplar göndermiş sevgili Peygamberimiz ve bunların hemen hemen tümüne Bismillahirrahmanirrahim ile başlamış. Bismikallahümme. Bismikallahümme varsa bile ama çoğunlukla Bismillahirrahmanirrahim şekilde başlamış. Min Muhammed Resulullah ila işte Necaşi. Daha sonra onu da eklemiştir. Kese evet kese. Şimdi ancak bizim İslam aleminde tüm kitaplarımıza, yazışmalarımıza Besmele ile başlanmıştır. Daha düne kadar da böyleydi. Her kitap, hatta fizik, kimya, matematik kitaplarına bile, bende var mesela Osmanlıca kitaplar, onlara bakıyorum. İşte adam matematiği anlatacak, fizik, kimya ama başta Bismillahirrahmanirrahim demiş. Evet. Şimdi mesela siz konunun başında bir ayet-i kerime okudunuz. Estağfirullah. İkra bismirabkellezi halak. Şimdi yeryüzüne, kainata, dünya semasından ilk defa inen ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'den budur. İkra bismirabkellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Biz oku kelimesini çok zikrediyoruz ama bu bismi atladık hocam herhalde. Ha, orada bir noksanlığımız evet, var. Evet noksanlığımız okuyacağız var. Okuyacağız ama ayetlerin... Allah'ın adıyla okuyacağız. Nedir Allah'ın adı? Bismillahirrahmanirrahim'dir. Evet. Ve hatta işte Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu şekilde tıp oku, fizik oku, kimya oku, hukuk oku, ne okursan oku. Allah'ın ama adıyla oku. Ama Bismillahirrahmanirrahim'le beraber oku. Gerçekten sevgili Peygamberimizin işte o dönemin devlet başkanlarına yazdığı mektupların başında Besmele'yi görüyoruz. Daha sonra bir İslam geneli olarak tüm alimlerin, tüm fikir adamların, filozofların, müderrislerin, muallimlerin, öğretmenlerin tüm yazışmalarında, tüm kitaplarında Besmele'yi görüyoruz. Hatta çoğu zaman da işte bir kişi eşine mektup yazıyor kurbetten. O bile bakıyorsun önce Besmele yazıyordu. Daha sonra istek ve arzularını... Ya eskiden bunlar vardı değil mi? Vardı tabii. Bunlar şeyleri... çok güzel alışkanlıklarımızdı. Bunlar biraz zayıfladı son dönemde ama inşallah bundan böyle. İnşallah Besmele'yi hem yazılarımızda hem kitaplarımızda hem efendim konuşmalarımızda hem bir işe başladığımızda hemen Bismillahirrahmanirrahim hocam, deyip başlamamız. Hocam bu noktada bizim de çok eksikliğimiz varmış. Bu konuyu hazırlanırken işte bu konuyu biraz araştırırken yani gerçekten biz de eksikliklerimizi gördük. Bundan sonra inşallah biz de daha çok emniyet göze önem vermeye başlayacağız. Hani i̇nşallah biliyorduk da hani bu kadar emniyetini biz de idrak edememiştik. İnşallah bundan sonra İnşallah daha fazla. Hocam. Yani çünkü Besmele gerçekten Kur'an'ın tüm surelerinin başında, bazı surelerin içerisinde kısmen de zımmen de olsa bulunuyor. Sevgili Peygamberimiz bunu çok ciddi bir şekilde ümmetinin, Müslümanların kullanmasını emretmiştir. Tüm işlerde, tüm hayırlı işlerde, güzel işlerde. Ben şahsen Besmele'yi manevi bir sigorta görüyorum. Evet. Yani şimdi sizin otomobiliniz var, güzel yeni bir otomobiliniz var. Sigortalı ise bu arabayı daha tarafiye çıkartabilirsiniz. Daha güvenerek çıkartabiliyorsun. Daha da emin sürüyorsunuz. Ama sigortası yoksa daha korkarak sürüyorsunuz. Evet. Ben de Besmele'yi bir manevi sigorta görüyorum. Evet. Bilemezsin, tekrar ediyorum bunu vurgulu bir şekilde. Besmele sayesinde Allah bizi hangi kazalardan, hangi belalardan koruyor bilemezsiniz. Çünkü hocam burada zaten Allah-u Teala hani bizim hep konuşmalarımız kaydediliyor ya. Daha sonra hani bizim bu kitabımızda şu anda dolduruyoruz. O videomuzu dolduruyoruz, kitabımızı dolduruyoruz. O kitap bize açılacak. Evet. O besmelelerin sayısını arttığımız zaman bak burada çok besmele olmuş. Besmeleyle başlayan bir işte de hayır vardır. Bu şekilde de dolduruyoruz. Dolayısıyla şimdi tabii her işi böyle gene baştan beri söylüyoruz. Her işimizi yapacağımız işi besmeleyle başlayıp bereketlendirmemiz kesinlikle gerekiyor. Besmele'nin önemini vurgulamak için Peygamber'in bir hadisini daha ben zikretmek istiyorum.
abdestsiz namaz olmaz diyor. Abdestsiz namaz olmaz. Besmelesiz de abdest olmaz diyor. Yani besmele çekmediğin evet. zaman orada abdest olmaz. O abdest olmaz. Ha, unuttun. Unuttuysan evvelinde ve ahirinde besmele çekersin. Hatırladığın yerde. Yemekte de aynı şekilde. Zaten diyerek yemeğe başladığın zaman unuttun. Onu evvelinde ve ahirinde bismillah deyip gene şey yapabilirsin, telafi evet. edebilirsin. Şimdi abdesti olsun başka bir şeyde musluğu açtığında Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Evet. Efendim yemek yemeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim işte sağ elle yiyeceksin, önünden yiyeceksin. Çorabını giyiyorsun mesela. Tabii. Aslında bunlar ceketini giyiyorsun. Hani bu konu besmele bize yabancı bir konu değil. Yıllarca 1400 yıldır Müslümanlar tüm Müslümanlar besmeleye sevgili, saygılı davranmışlar ve de bütün hayatlarında bunu kullanmışlar. Yani evet. Arap olsun, Acem olsun. Biz bunu tekrar güncellememiz gerekiyor. Güncellememiz gerekiyor. En önemli efendim, nokta orası. Tüm çünkü biz bunu yaşayarak, söyleyerek, büyükler tabii, olarak, çünkü çocuklarımıza bunu nasıl öğreteceğiz? Bizi dinleyen yaşayarak, hal diliyle. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ondan sonra okuldaki öğretmenlerimiz, yavrulara besmele alıştıracaklar. Her işin başı besmele olduğunu hı-hı. bilecekler. Hocam, besmeleyi güzel açıkladık. Tabii daha çok konuşulacak şeyler vardır. Süremiz aşmamak kaydıyla, şartıyla. Şu bir inşallah, biraz da inşallah kelimesine de maşallah'a. Hı. Ona da birkaç cümleyle değinsek. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu inşallah. Yani inşallah şöyle değerlendiriyorum ben. İnşallah yani olmamış ama olmasın temenni ettiğimiz bir işin için Allah-u Teala'ya Allah dilerse diyoruz. Sonuçta kelime anlamı olarak inşallah'ın manası Allah'ın dilemesiyle olmasını istediğimiz bir iş. Maşallah ise olmuştur. O iş gerçekleştirmiş. Biz de ona ne diyoruz? İşte maşallah. Allah onu dilemiş ve onu yapmış. Ne güzel yapmış. Şeklinde de bunu ifade ediyoruz bu şekilde. Şimdi Mustafa Hocam aslında işin başı şu. Biz insanız. Yani insan beşerdir, şaşar derler. İnsan unutan bir varlıktır, bir canlıdır. İnsan hayatında birçok engellerle karşılaşabilir. Evet. Birçok sıkıntısı, mazereti olabilir. Dolayısıyla Allah da buyuruyor ki, ya diyor, bak siz bir insansınız, yani haşa ilah değilsiniz. Yani her istediğinizi her zaman, her an yapamazsınız. Dolayısıyla konuşmanıza, vaatlerinize dikkatli olun diyor. Evet. Olabilir ki söz verdiniz, bir şey yaptınız ama bunu yerine getiremediniz. Bak şimdi direkt şimdi bu arada yalancılıkla itham olunacaksınız. Yani şimdi bu inşallah maşallahın öncesini konuşuyoruz. Daha oraya gelmedi sıra. Şimdi umulabilir ki siz evet söz verdiniz, bir iş yapacaktınız, azimlisiniz, kararlısınız, imza attınız. Her şey olabilir ama siz bir insansınız. İşte ulaşımda olsun, bedenen olsun, bir kaza olsun, ölüm olsun, herhangi bir engelleme olsun, sosyal, siyasal, işte resmi, gayri resmi, engellenebilirsiniz. Bu iş olmayabilir. Dolayısıyla siz de öncesinden imza atmışsınız veya konuşmuşsunuz. O saatte, o vakitte orada olmadınız. Dolayısıyla yalancı durumuna düşersiniz. Allah da bunu bildiği için Allah da bize diyor ki ya müthiş bir ayeti kerime. Yani besmele kadar önemli bir konu bu da. Yani seçtiğin için teşekkür ederim. Şimdi Allah da bize diyor ki bak diyor. Siz diyor mesela ayeti kerimede İslam'da وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّ فَاَعْنِ دَلْجَ غَدَى ben mutlaka, kesinlikle ama kesinlikle yarın bu işi yapacağım. Böyle söylemeyin diyor. Bir de yemin ediyorsun. Yemin ediyorsun. Vallahi billahi kesinlikle bu evet. iş yapacağım. Böyle söylemeyin. Yemin de var değil mi hocam? Tabii, bu, bu manada yemin de çıkıyor değil mi? Bu, tabii yemin de var. Vallahi billahi işte yarın işte ben saat işte tamam. 10'da bu iş yapacağım. Ve la tegulenne li şeyin inni fa'ilun zâki kadar diyor. Ama yarın, orada yemin de çıkıyor. Tabii yani. Yemin. Zaten bu ve la tegulenne bu la, şeddeli geliyor. Nunu tekit. Tamam orada şeddeli. Bir tekit var da. Kesinlikle. Hani yemin olduğunu bilmiyorum. Evet. Bak, güzel. Şimdi kesinlikle illa en yaşa Allah. Deyin ki Allah dilerse inşallah bu işi yapacağım. Ama illa en yaşa Allah dilerse. Tabii illa en yaşa Allah. Yani, bu şekilde söyleyebilirsiniz. Tabii en yaşa Allah. Allah veyahut da inşallah en yaşa Allah. Allah dilerse, müsaade ederse
Yani bir problem olmasa inşallah. Onun için Allah bir işi işte ötelediğimiz zaman, bir saat sonra, bir gün sonra, bir hafta sonra, işte yarım saat sonra inşallah bu işi yapacağız. Yani inşallah Allah dilerse diyoruz. Tabii, olmamış bir iş için tabii, biz tabii. Şey yapıyor, konuşuyoruz. Şimdi besmeleyi dilimize öğrettiğimiz gibi inşallah da öğreteceğiz. Bak inşallah ben bu işi yapacağım. Evet. İnşallah geleceğim. İnşallah, i̇nşallah nasip olursa. Yarın bu işe başlayacağız. Hı-hı. İşte inşallah. Yani inşallah şimdi bakın böyle basit gibi duruyor, böyle değil. Ayet-i kerime var hakkında. Evet. Yani herhangi bir hocam, işi... Hocam 5 yerde geçiyor. Evet. Tabii tabii. Herhangi bir işi yarın yapacağım, hı-hı, kesinlikle söylemeyin. İlla en yaşa Allah. Hı-hı. Eğer Allah dilerse, müsaade ederse yarın ben bu işi yapacağım. Yani inşallah de yani. Hı-hı. Bu zor da bir şey değil. İnşallah tamam seninle anlaştık biz. Yarın evet. Mustafa Hoca ile biz işte Büyük Cami'nin avlusunda buluşacağız. Kaçta? Saat 11'de. Diyelim ki ya tamam Mustafa Hoca yarın saat inşallah 11'de buluşacağız. Hı-hı. Allah bunu istiyor. Çünkü Allah müsaade etmeyebilir, hı hı, bir sıkıntı olabilir, şeye düşersin ama inşallah dediğin zaman orada bir mesafe bırakıyorsunuz. Evet. Yani eğer anormal bir durum yoksa, olumsuz bir şey yoksa mesafe derken biz burada hocam, o mesafeyi de Allah'ın dilemesini bırakıyoruz oraya. Evet, evet. Allah müsaade ederse diyoruz yani. Yoksa normalde biz başka bir şey kastetmiyoruz orada. Ayrılırken birbirimize verdiğimiz vaati inşallahla şey yapıyoruz, sonra noktalıyoruz. Mesela insanoğlu dünyada birçok sıkıntılarla, problemlerle karşı karşıyadır. Özellikle günümüzde. Hayat çok hareketlenmiş, çok çeşitlenmiş. İşte teknolojidir, işte motorlu sistemler efendim çok hayatımızda fazla. Hayat çok karma karışık bir hale dönüşmüştür. Yani bundan 100 sene önce, 200 sene, 500 sene önce gibi sade bir hayat yoktur. Hayat çok daha karma karışık bir hale gelmiştir. Dolayısıyla engellemeler, problemler daha fazla olabiliyor. Olur da en basiti mesela, yani ben bugün Türkiye'nin doğusundan batısına kadar birçok ili de biliyorum. Hangi ilde trafik problemi yok? Bana söyleyebilir misiniz? Hemen yani en küçük var. İllerimizde bile bir trafik problemi var. En azından elektrik şey pardon. Trafik ışıkları, lambalar mı? Trafik ışıkları vardır, lambaları vardır yani. Dolayısıyla hepimiz şu veya bu gerçekle yani meşru olsun, olmasın, gecikmelerimiz, aksamalarımız olabilir. O arayı da efendim böyle kesinlik ifadelerle değil de İnşallah ifadeleriyle Allah inşallah, Allah dilemeye de bilir. Mesela bir başka ayet-i kerimede ve ma teşaune illa en yaşa Allah. Evet. Sizin dilemeniz değil, Allah'ın dilemesi geçerli. Evet. Allah sen çok arzu edersin bir şeyi, çok istersin. İlla olacak, illa yapacağım. Tamam tamam dersin ama işte Allah sana müsaade etmez. Hiç de bir şey yapamazsın. Evet. Ve de dünyada bu çok olur. Hı-hı. Siz şimdi dersiniz ki ben şu işi yapacağım, şu işi başaracağım, şöyle şöyle olacağım, hiç de olamazsın. Hı hı. Ama eğer Allah size fırsat veriyorsa, Allah bu işi yapmaya size nasip etmişse, bunu da kimse engelleyemez. Evet hocam. Hocam programımızın sonuna geldik. Yani birkaç cümleyle de buna değindiğimiz iyi oldu. Şimdi bunları niye konuşuyoruz? Bunlar bizim konuşma nizamımızı, düzenimizi, sistemimizi oluştursun diye. Çünkü yani bizim yaptığımız hiçbir şey Allah'ın gözetiminden diyelim daha doğrusu habersiz değil. Allah'tan habersiz şeyler. Şimdi bak bu soru. Sadece biz ne yapıyoruz? Biz bunun farkında olmamızı istiyor Allah-u Teala. Bak benim müsaademle, benim yardımımla siz bak, bu hayatı yaşıyorsunuz. Bu inşallah denilen kelime o kadar önemlidir ki bunun peygamber olsun veyahut da normal bir insan olsun yine arasında fark yoktur. İnşallah da. Şimdi bakın, ben size bir şey okuyacağım. Şimdi esenize ve ma teşaune illa son cümlelerinizi alalım. Evet, son cümle olsun. Ve ma teşaune illa en yaşa Allahu Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi dilemezlikten sonra hiçbir şey olmaz. Evet. Bakın, bu ayetin sebebi nüzülü şudur. Bu ayet sahabelerden bir kısmı Resulullah'a geliyor. Ashab-ı Keyf hakkında soru soruyorlar. Ashab-ı Keyf, yani mağara arkadaşları, hı hı, Ashab-ı Keyf hakkında bizi bilgilendir.
Peygamber de tamam diyor, yarın ben sizi bilgilendiririm. İfadeye dikkat et. Tamam, yarın ben sizi bilgilendiririm. Hı hı. Yani vahiy gelecek ona. Yarına da söz veriyor. Yarın oluyor, vahiy gelmiyor. Bilgi yok yani. Vahiy 15 gün gecikmeli geliyor. Evet. Şimdi Allah da diyor ki, işte وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَلْكَ غَدَى اِلَّا يَنْشَاءَ. İşte bu ayetin sebebi nüzulü budur. Hani peygamber de inşallah yarın ben sizi bilgilendireceğim demediğinden dolayı vahiy 15 gün gecikmeli geliyor. Ve de peygamber de tabi burada yani şeyini anlıyor, yani payına düşeni anlıyor. Peygamber de olsa inşallah diyecektir. Bizim gibi sıradan bir Müslüman İnsanlar da olsa haydi haydi demesi lazım. İnşallah diyecektir. Yani burada bu çıkıyor. Zaten bu ayetin sebebinin yüzüne baktığında bu karşımıza çıkıyor. Onun için Allah'ın yarattığı tüm insanlar inşallah ben bu işi yapacağım. İnşallah başaracağım. İnşallah Allah dilerse bu iş olacak. Allah'a sığınmak lazım. Yine burada Allah'ın kudretini, yüceliğini vurgu yapmak lazım. Belki hiç başarılamayacak olan bir işi inşallah başarırsın. Ama belki çok kolay bir iş vardır. Bir duadır buradaki. Tabii çok kolay bir iş vardır. Bu ne ki bunu başarırım dersin ama belki de başaramazsın. Evet. Yani inşallah Allah orada senin dilemiyor. Arda orada senin başarısı evet, olduğunu. Öyle diyoruz ya, başarırım bu iş tabii. Benim işte. Mesela iş şu ayet-i kerime bunu açıklıyor, yani bu konuyu tefsir ediyor. Cenab-ı Hak mesela estağfirullah. Ve in yemseske Allah bi durrun fela kâşifela. Eğer Allah tarafından sana bir zarar gelecekse bu zararı kimse kaldıramaz, evet. Yok edemez. İllahu, ancak sana gelecek olan zararı Allah kaldırabilir. Ve in yuridike bi hayrin fela radde li fazli. Evet. Allah'ın fazlından sana bir hayır gelecekse de bunu kimse kaldıramaz, reddedemez. Hı hı. Allah sana neyi isabet ettirecekse bunu kimse, Allah sana hayır isabet ettirecekse bunu kimse engelleyemez. Allah sana şer ve kötülük zarar verecekse, dokunduracaksa bunu kimse de kaldıramaz. Yusubi bihü men yeşâ'u min ibadî. Allah dilediği kullarına bunu isabet ettirir. Mesela Yunus suresi 107. ayet-i kerime. Müthiş ayet-i kerime. Ve vel gafurur rahim. Evet, ayet de böyle bitiyor. Son ayetleri, Allah mağfiret edicidir ve çok merhametlidir. Yani olası ki yine hatanız olur, ben sizi affederim Allah diyor. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Zaten bununla ilgili özlü sözlerimiz de var. Allah murad ederse bir kulun işini mermere geçirir dişini. Allah murad etmezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini diye böyle özlü sözlerimiz de var. Tabii evet. Ki Allah'ın dilemesiyle biz de bunu temenni edeceğiz. Bu inşallah kelimesini, besmeleyi, inşallahı dilimizden düşürmeyeceğiz ve biz yarın şöyle yapacağım kesin bir ifadeyle de bu ifadeyi kullanmayacağız. Ancak Allah dilerse inşallah kelimesini kullanarak sözlerimizi bu şekilde kullanmamız, dikkatli kullanmamız gerekiyor. Evet değerli izleyicilerimiz, bu güzel açıklamalarından dolayı değerli il müftü yardımcımız İbrahim Kadıoğlu hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bugün asbelkader besmeleyi, inşallahı konuşmaya kendisiyle çalıştık. Tabii bizim dinimiz, bizim hayat nizamımızı her alanda düzenliyor. Dolayısıyla konuşmalarımızda da aynı şekilde nasıl Allahu Teala sözlerine vahyi indirmeye Bismillah'la başlıyorsa, bizim de her işe başlamamızı Bismillah'la başlamamızı istiyor bizden. Biz de bunu alışkanlık haline getirmemiz, unutmamamız, gaflet içerisinde olmamamız gerekiyor. Bizim kendimiz yapmamız ve çocuklarımıza da bunu güzel bir şekilde öğretmemiz ve örnek olmamız gerekiyor. İnşallah Rabbim tesirini halk eylesin. Güzel bir program oldu. Hocamıza tekrardan teşekkür ediyorum. Genceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.